Öncelikle motorumuzu tanıtmaya çalışayım. Şöyle yanından şuradaki çıkarmaları güzel yapar mısınız? Motorun baktığınızda gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir hissiyat veriyor. Hem görünümüyle hem duruşuyla. Malzeme kalitesi olsun, gerçekten üzerindeyken hissiyatı olsun çok iyi. Ben çok beğendim. Ön arka disk ABS sistemimizi zaten görüyorsunuz. Ön kısımdan da almaya çalışayım. Şöyle bir ışıklarımızı yakalım. İlk açılışta şöyle güzel bir ekran karşılıyor sizi. Hız göstergesi, sıcaklık, yakıt. İşte arıza ışığı, ABS vesaire o tarz ışıkların olduğu ekran. Gördüğünüz üzere 2257 kilometreye geldi bizim motorumuz. Bayağı bir kilometre yaptık. Bununla ilgili artısı, eksisi, işte dezavantajları neler? Bunlara isterseniz bakalım. Videonun içerisinde zaten kullandığımız andaki tepkimelerini vesaire de göreceksiniz. ...2024 model... ...3250 RR. Motorumuzun teknik özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar... ...2024 model, söylemiştim zaten, yeni çıkan bir motor, birkaç aydır piyasada. 30 beygir güç üreten bir makine. Dakikada 9500 RPM hızlamaya sahip. Zaten bu motoru en çok güzelleştiren ya da diğerlerinden farklı kılan bir özelliği ise 137 kilo gibi bir ağırlığa sahip olması. Gerçekten hafif. Bu hızlanmalarda ciddi manada fark ediyor. Motorumuzun tüm lambaları, tüm ışıkları gördüğünüz üzere LED. Şöyle dörtlerini de yakayım. Işık konusunda şöyle bir tecrübem oldu, onu da size paylaşayım. Işıklandırması gayet iyi, kısası da gayet iyi. Zaten kanalımda gece sürüşüyle ilgili bir video atmıştım. Eğer bunu gördüyseniz oradaki fikrimi daha çok duymuşsunuzdur. Kısalarda hiçbir problem yok, yalnız uzunlar gecede, gece sürüşlerinde müthiş derecede sıkıntılı. Önünüzü görmekte ciddi manada zorlanıyorsunuz. Yani bunu neden bu şekilde yapmışlar? Motorun en büyük dezavantajı budur diyebilirim. Gece bu motorla yola gitmek sıkıntı. Yani en büyük dezavantajı şu an benim gördüğüm o. Sonrasına gelecek olursak motorumuzda TCS sistemi mevcut. Tek silindir, 6 vites, 4 zamanlı, 4 farklı bir motora sahip. Bildiğiniz üzere su soğutmalı. Motor üst evlere çıktığı zaman biraz rahatsız edici bir fan sesi sürekli açıyor ama herhalde faydasını açıyordur diye düşünüyorum. Sonrasında geçecek olursak arkadaşlar, ön süspansiyonda ters teleskopik yapı kullanmışlar gördüğünüz üzere. Oldukça güzel, tepkimeleri iyi. Bir problem yaşamadım. Ön arka diskleri görüyorsunuz zaten. ABS sistemi mevcut iki tarafta da. Fren kapasitesi de ben beğeniyorum. Bence oldukça güzel. Herhangi bir sorun yaşamadım. Lastiklere gelecek olursak arkadaşlar, ebatlar arka taraf 150-60-17. Ön kısımda biraz daha ince bir lastik tasarımında bulunmuşlar. Ön tarafta da 110-70-17. Biraz daha motoru herhalde burada daha güzel bir sürücü.
ve 70 bandında, yani biraz düşük çıkararak böyle bir seçimde bulunmuşlar. Motorumuzun yerden yüksekliği, şuradaki uç kısımdaki yüksekliği 160 mm. Yani çok fazla alçak değil, o yönden iyi. Bir şeylere değme sıkıntısı çok yaratacağını sanmıyorum. Yakıt deposuna gelecek olursak, yakıt deposu da ideal derecede yetiyor arkadaşlar. 13 litre civarında bir yakıt alıyor. Uzun yollarda herhalde sizi üzmez diye düşünüyorum. Motorumuzun şöyle üstüne bir geleyim. Bir anlatayım, ben çalışacağım. Koltuğumuzu açıyoruz. Şurada ekranı kontrol ettiğimiz tuşlarımız var. Enter ve aşağı yukarı tuşlarımız. Buna bastığımız anda biliyorsunuz bunda Bluetooth sistemi de mevcut. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Şurada USB çıkışımız var. Telefonunuzu şarj etmeniz için vesaire. Sol taraf, şuradaki de sağ sol sinyal kısmı. Şu dörtlü tuşumuz. Dediğim gibi bunlar yön tuşları. Şu kornamız. Sonrasında TCS iptal ya da aktifleştirme tuşumuz ve marşımız. Yani tasarım olarak oldukça iyi. Malzeme kalitesine bakınca yani ben gerçekten fazlasıyla beğeniyorum. Oldukça güzel bir motor. Aynaların tasarımı olsun. Ön camın daha renkli, koyu olması gerçekten güzel yapmışlar. Sonrasında şu yan kanatçıklar. Motor ayrı bir hava katmış gerçekten. Bakınca ayrı bir güzelliği var. Yani sürüş kısmında bir aerodinamik kısmına faydası oluyor mu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlara siz de yazabilirsiniz. Görünüm oldukça güzeldi. Gerçek manada kaliteli, hoş bir motor. Ufak tefek dezavantajları var ama o kadar da olacak. Yeni çıkan bir motor sonuçta.
yine şansımız ehliyet sınavı varmış. Çok kalabalık sürü. Yeni sürücü. Sevinirim. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.